Evet arkadaşlar, şimdi üç boyutlu, gölgeli, hem üç boyutlu hem gölgeli dediğimiz stencil çalışması. Böyle bir kutu yaptık biz. Böyle de bir stencil'ımız var. Biz bunu önce ilk etapta, birinci aşaması, antresitle, şöyle antresit rengimizle, elimizde var olan, onunla önce bir kat şöyle stencil'ı vurduk. Zaten bir önceki videolarda var, biliyorsunuz stencil yapımını. Ben şu anda gölgeli yapacağım. Üç boyutlu gölgeli dediğimiz. Buna birkaç ton daha girebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bakın şöyle oturttum stencil'ımı tekrardan üstüne desenimin. Tam o antresitin üstüne gelecek şekilde, bakın şöyle gördünüz, oturdu. Tamam mı? Bu şekilde oturacak. Şimdi stencil'ı bakın şöyle sağa doğru birazcık kaydırıyorum, tamam mı? Biraz daha kaydırabilirim. Sağa doğru geldim. Sola da yapabilirsiniz. Ben sağa yaptım. Sonra aynı ölçüde aşağıya kaydırıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle de aşağıya kaydırdım. Şimdi elimde alaçatı var. Ha, beyazım var. Pardon. Beyaz var. Şöyle eskitilmiş beyazım var. İsterseniz alaçatı da vurabilirsiniz. Biz beyaz kullanacağız. Şöyle fırçamı bakın görüyorsunuz. Alıyorum. Peçetenin üstünde fazlalığını alarak şimdi elimle şöyle oturtuyorum stencil'ımı. Stencil spreyi de kullanabilirsiniz. Ben bunu deniyorum. Yani şu anda elimde yok. Normalde kullanırım aslında. Evet, şöyle görüyorsunuz. Bakın gölgeli dediğimiz bu anlamda. Bitsin daha net göreceksiniz. Boyayı azalın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Gayet güzel oluyor. Üç boyutlu. Şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi stencil'ımızı kaldırıyoruz. Evet, gayet güzel oldu. Gayet şık bir şekilde üç boyutlu şöyle gölgeli stencil çalışmamız.